varsa yine alabiliriz yorumlarımızı. Siz de mezunusunuz. Ben okuyorum hala. Ne okuyorsunuz? Konservatuvar. Nerede? İstanbul Teknik Üniversitesi. Siz gırtlak namesine çok meraklısınız değil mi? Yani seviyorsunuz gırtlağınızla oynamayı. Çok değil aslında. Yerine göre yapmaya çalışıyorum ama yani. Hani heveslisiniz de hevesle kalıyor. Eserin sonunda yapmış olduğunuz, yapmak istediğiniz nameyi yapabildiniz mi? Bilmiyorum. Bilmiyorsunuz. O zaman VTR'yi alın bir dinleyin. O zaman ne yaptığınızı anlarsınız. Armağancığım sen yorum bu kadar. Sesle oynamak her kişinin kârı değildir. O büyük ustalık ister. Makam bilgisi hani olmayanlar da var, yapıyorlar irticalen. Ama neyi nereye bağlayacağını bilmek falan, yani başka türlü bir iştir o. Tabii bilerek yapılırsa. Örneğin bizim şey alay eder gibi böyle ta nerelerden alır döner dolaşır tekrardan yerine koyar. Neydi mendille bizim yapan? Mustafa Keser. 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 Ama keser o. Herif alay eder gibi yapıyor yani. Böyle dalga geçer gibi ve usul kalıbı içerisinde. Peki Bülent Hanım. Orhan Bey. Bazı detoneler oldu, doğru. Olmasa daha iyi olabilirdi ama yine arada bir bunlar olabiliyor. Ama sürekli olduğu kanaatini taşınmasam da bugün onlara rastladık. Peki, olmasa evet. Daha iyiydi. O yapmış olduğu bir nüans vardı. Orada bir detone vardı. Olmasa ne güzeldi. Teşekkür ederiz Ebru Hanım. Evet, aynı fikirdeyim. Ufak tefek problemler vardı. Ufak tefek mi? Problemler vardı. Peki, puanları alalım o zaman. Puan olarak bakalım. 8 geldi Ebru Gündeş'ten. Ben de 8 diyorum. 8 Orhan Gencebay'dan. 6. 6 Bülent Ersoy'dan. 6. 6 da Armağan Çağlayan'dan geldi. Yalnız ben nereyi söylemek istediğinizi anlayamadım hala. Yani. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Ben bu parçada name yaptığımı. Bir dakika. Bilmiyorum yani. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Sahnede şarkıcı yani sanatçı şarkı söylerken detone olduğunu hisse duyamaz mı? Duyar. Başka bir şey söyleyeyim. Hayır duyar bir de yaptığı hatayı da bilir. Yani burayı yani, eyvah ben bozdum der. Çok ustaysa, kulağı çok ustaysa, nota bilgisayar anlamda söylemiyorum bunu. Kulağı çok ustaysa sazın yaptığı hatayı bile duyar. Döner arkaya bakar. Yani kendi, mesela... Onun adını bazıları işte konservatuvara gidenler onun adını koyarlar. Do yerine re bastın, re yerine si bastın der. Benim gibileri de döner bakar orada bir şey yaptın der. Ama ne olduğunu söyleyemez şu an için. Yani. Hayır şunu merak ettim. Duyamadım ben dedi ya da şimdi bir söyledikten sonra ne ben nereden aklımı hala anlamadım. O, hani ben insan fark etmez mi acaba? Heyecandan belki de şey yapamadı ama fark dinlediği eder. Vakit anlayacaktır ve, yani. Eğer kötü bir şey yaptıysa da saçını başını yolmak ister sahnede. Eğer başarılı bir isimse, sesine kuvvet hakim bir insansa ki özellikle hanımların bazı günleri çok önemlidir o günler. Oh. Sesine pek hakim olamaz. Hemen gider. Saçını başını yolmak isteyebilirsin yani. Öyle şeyler olabilir. Sıkıntılar olabilir yani. O da fark etmiştir aslında. Fark etmiş olman lazım. Nerede bazen, yani. Bazen özür dilerim. Bazen öyle olabilir ki icralar çok profesyonel, çok sevilen sayılan kişiler dahi zaman zaman yarım ton pes veya tizleşmiş de olabiliyor. Olabilirler. Bazen o duygu anı veyahut da yeterince duyamama veyahut da o anda öyle bir şeyler olabiliyor. Ama bu süreklilik arz ederse çok kötü bir şey. Arada bir böyle hadi sahnede bir espri yapılır. Bu yanlışlar belli bir hoşgörüyle giderilebilir. Ama sürekli olursa gitmez. Şu anda biz tabii ki böyle bir şeye rastladık. Bir detone olayı. Çok zor bir iştir bu. Bu canlı performans. Canlı performans gerçekten zordur. Çok zordur Sayın Erkır. Artı gırtlağın makara gibi dönmesi lazım bu işleri yapabilmek için. Bazı insanların dönmez gırtlakları. Evet. Ama bunu iddia etmenin anlamı yok. Ne gerek var? Eseri gayet ikinci eser.
ah dedim, tamam şöyle arkaya doğru yayılıyordum. Tam yayılamadım, yarıda kaldım. Peki. Yani peki. Ne gerek vardı? O kadar düzgün gidiyordu ki. Son anda. Peki o son an için o kadar puan kırılıyor mu? Onu bir öğreneyim. Öğrenmek istiyorum. İnadımdan. Peki 28 puan aldı Umut. Eğer siz Umut'a oy vermek istiyorsanız.